Merhaba, bugün size babamla birlikte bahçedeki asmamıza, ağacımıza uygulamış olduğumuz gülleci bulamacının nasıl hazırlandığını, içeriğini, kullanmamız gereken oranları, ne yapmamız gerektiği hakkında bir içerik hazırlayacağız. Hadi şimdi birlikte anlatıma geçelim. Merhaba değerli ziraatçılar ve tarım severler. Bugün size çok önemli bir tarım malzemesi olan gülleci bulamacını anlatmaya çalışacağım. Nasıl hazırlanır, nerelerde kullanılır, hangi zararlılarda etkilidir, hangi bitki ve meyvelere faydalıdır bunu anlatacağım. Gülleci bulamacı. İlk önce buna niçin gülleci bulamacı denmiş, onun üzerinde durayım. Bu bulamaç rivayet olunduğuna göre vakti zamanında Lokman Hekim tarafından hazırlandığı rivayet ediliyor. Fakat Türkiye'de asıl tanıtılması, üniversitede öğrencilere, ziraatçılara, çiftçilere öğretilmesi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi hocalarından Profesör Doktor Atıf Atilla Hoca bunu ilk defa Türkiye'de tanıtmış, ziraatçılara ve çiftçilere öğretmiştir. Zaten buna gülleci bulamacı denilmesinin nedeni de bu kıymetli hocamızın bir özelliğinden geliyor. Ege Üniversitesi hocalarından Atıf Atilla Hoca o dönemlerde sporla da uğraştığı için özellikle gülle sporu yapmıştır. Hatta Akdeniz oyunlarında şampiyonluğu ve dereceleri vardır. Şampiyon olmuştur. Bundan dolayı öğrencileri, halk onu genellikle gülleci hoca olarak bildiği için, gülleci hoca olarak gülle atmasından dolayı andığı için bu yapılan bulamaca da onun bu unvanı ya da lakabı olan gülleci ismi verilmiştir. Bu malzemenin ismi, hazırlayacağım bu malzemenin ismi gülleci bulamacıdır ve bir hocamızın bu özel isminden geldiği için de bu şekilde anılması yerinde olur. En azından hocamızın hatırasına saygı da göstermiş oluruz. Bazen buna Kaliforniya bulamacı falan diyorlar. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. İlk defa Türkiye'de yapılmıştır. Ta Lokman Hekim tarafından binlerce yıl önce, daha sonra bu değerli hocamız tarafından tekrar tanıtılmıştır. Gülleci bulamacı hocamız tarafından tanıtıldıktan sonra 1950'li yıllardan sonra Türkiye'ye özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan bir takım kimyasal ilaçlar girmeye başlamıştır. Kimyasal ilaçların girmesiyle beraber gülleci bulamacı biraz unutulmuş, ikinci planda kalmış ve unutulmuştur, yapılmamıştır. Tabii ki ticari kaygılarla ülkede genellikle bu Avrupa menşeli kimyasal ilaçlar, işte böcek ilaçları, mantar ilaçları, örümcek ilaçları ve diğer hastalık ilaçları geldiği için bunun da pek üzerinde durulmamış. Hatta bir nevi işte işe yaramaz koca karı ilacı gibi gösterilerek unutturulmaya çalışılmıştır. Çünkü hazırlanması çok kolay, fiyatı çok uygun ve çok faydalı bir ilaçtır, malzemedir. Diğer ilaçlar gibi olumsuz etkileri de yoktur. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla özellikle ülkemizde gülleci bulamacı tekrar ön plana çıkmaya başlamıştır ve ülkemizde tarımda kullanılmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi oldukça ucuza mal edilmesi ve asıl önemli nedeni tamamen doğal maddelerden yapılan bir ilaç, bir zirai mücadele ilacı, böcek ilacı, mantar ilacı, yani insektisit, fungisit olarak teknik terimler fazla kullanmak istemiyorum, kullanılmasıdır ve toprağa, çevreye gülleci bulamacının hiçbir zararı yoktur. Faydası vardır, zararı yoktur. Zararlı böcekleri öldürür, diğer canlılara bir şey yapmaz. Örneğin arılara hiçbir zarar vermemektedir. Kuşlara hiçbir zarar vermemektedir. Yani doğada normal bulunan canlılara zarar vermemekte ama diğer mantarlara, böceklere, kırmızı örümceklere, yani bitkilere, ağaçlara zarar veren zararlıları kokusuyla, etkisiyle ağaçtan uzaklaştırmaktadır, yaklaştırmamaktadır, mevcut olan da uzaklaştırmaktadır. Eğer ki ağaçta, asmada, çubukta çok yakında uzun süre durur ise bu böcekler, zararlar onlara da etkisiyle öldürmektedir. Fakat dediğim gibi arılara, kuşlara kesinlikle zarar yoktur. Tabi arılar son derece önemli.
hem bal doğa için hem de tozlaşma için. Bu bakımdan hiçbir yan etkisi, olumsuz etkisi olmayan oldukça faydalı bir ilaçtır ya da malzemedir, tarımsal malzemedir gülleci bulamacı. Tamamen doğal malzemelerden yapılmaktadır. Yani kullanılan malzemeleri söyleyip yanmamış, sönmemiş kireç, sönmemiş kireç. Şuradan şöyle ben size göstereyim. İşte burada malzemesi tamamen şöyle sönmemiş kireç. Sönmemiş kireç olmasında fayda var. Sönmemiş kireç. Biz bunu suyun içine atıp söndüreceğiz. Yani suyun içine atacağız, bu kaynayacak. Tabii ki suyla tepkimeye girdiği için ısı veren bir egzotermik bir reaksiyon meydana gelmektedir. Yani ortama ısı vermektedir. Suyu kaynatacak. Bu nedenle yani elimize, yüzümüze, ayağımıza dikkat edelim. Bayağı ısınır. Mesela içine yumurta koyarsanız onu bile pişirebilir. Kükürt. Burada şöyle gözüksün diye koymuştum kovaya. Bu şekilde bu. Ve suyumuz var. 3 tane malzemenin birleşmesinden oluyor. Bu sönmemiş kireç. Bunu söndüreceğiz birazdan. Birazdan söndüreceğiz. Sonra tamamen söndükten sonra kükürtümüzü koyup kaynatacağız. Su, sönmemiş kireç ve elemental kükürtten oluşan bir tarımsal mücadele malzemesi. Ben doğal malzemelerden yapıldığı için çevreye herhangi bir zararı yoktur. Hatta toprağı da düzenlemektedir. Son yıllarda Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da yapılan çalışmalarda ekolojik tarımsal mücadele malzemesi olarak kabul edilmiştir. Yapacağımız gülleci bulanmacı. Doğal malzemelerden elde edildiği için ekolojik tarıma uygun olarak yapılmaktadır. Ve Türkiye ve dünyadaki ekolojik tarım otoriteleri ve kurumları tarafından da kabul edilmiştir. Gülleci bulanmacının ekotarıma elverişli bir zirai mücadele malzemesi olduğu, bunların organik tarımda kullanılabileceği otoriteler tarafından da kabul edilmiştir. Bu bakımdan da oldukça önemlidir. Kullanılmasının ülke tarımına, ülkede arıcılığa, kuşların, hayvanların yaşamasına, çevrenin korunmasına çok büyük katkısı vardı. Bu bakımdan da yani ben bir nevi bunu sorumluluk olarak kabul ediyorum. Yine gülleci bulanmacı hazırlanışı, malzemeleri hesap ettiğimiz zaman aşağı yukarı litresi 1 liraya elde edilmektedir. Elde ettiğimiz bu 1 litrelik bu tarımsal mücadele malzemesi, doğal olarak yaptığımız bu malzeme litresi 1 liraya mal olmaktadır. Kullanırken de mevsimine göre %1, %2 oranında kullanılmaktadır. Örneğin sıcak havalarda yaz günlerinde 100 litre suya elde ettiğimiz bu sıvıdan, karışımdan 1 litre koymak yeterlidir. Yani bu şöyle oluyor. Aşağı yukarı 10 kuruşluk bir malzemeyle 100 litrelik bir tarımsal ilaç elde ediyoruz. Ne kadar ucuz. Oysa ki şu anda marka ismi vermek istemiyorum. Tarımsal ilaçlar oldukça pahalı. Örneğin bir sulu kükürt, aşağı yukarı 80-100 gramı 60-70 lira. Bazı enseksiz böcek ilaçları ise neredeyse 100-150 lira civarında. Bir iki kullanımda da bitmektedir. Bu bakımdan oldukça da ekonomiktir. Hem de paramız yurt dışına çıkmaz, ülke dışına çıkmaz. Paramız ülkemizde kalır. Hem de kendi paramızla kendi ülkemizi, toprağımızı, suyumuzu kirletmemiş oluruz. Bu bakımdan da oldukça önemsiyorum ve yaygınlaşmasını istiyorum. Zaten bunu hazırlamamızın, çekmemizin bir nedeni de budur. Toprağa kükürt uygulamalarında, bakın bahçeye uyguladım, olumlu sonuçlar elde ettim. Bu da oldukça faydalı bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Gülleci bulanmacı nasıl hazırlanır? Gülleci bulanmacı hazırlanırken, pratik olarak şöyle söyleyeyim. 100 litre su, 100 litre suya 15 kilogram sönmemiş kireç ve 30 kilogram kükürt kullanılmaktadır. 100 litre su için. Hani bu kolay anlaşılsın, pratik olsun diye böyle yazdım. Fakat ben 50 litre suya hazırlayacağım. 50 litre suya hazırlayacağım ve yaklaşık 100 litre alan bir şu anda kazanım var.
Neden iki kat büyüklüğünde bir kazan? Bu karışım kaynarken, altına ateş yakılıp kaynatılırken, karışım hazırlanırken taşmakta, köpüklenmekte ve hacmi aşağı yukarı iki katına ulaşmaktadır. Yani taşmaması için, dökülmemesi için bize içine koyduğumuz sıvının iki katı hacminde bir kazan, kap lazım. Bu bakımdan böyle yapıyorum. Eğer 100 litre suyu kullanacaksak 200 litrelik bir varile yapmamız lazım. Ama biz hem bağımıza göre yapacağımız için, yeterli olacağı için, bizim bağımız çok büyük değil, elimizin kenarında olmakta. Tabii başka bağımız da var. Burada hazırlayacağım da 50 litre suya hazırlayacağım ve 100 litrelik bir kazanım var. Tabii ki 50 litre su olduğu zaman bütün şu verileri 1/2 oranında azaltıyoruz. Yani yarıya azaltıyoruz. 100 litre suyumuz 50 litre. 15 kilogram sönmemiş kirecimiz, 7,5 kilogram sönmemiş kireç ve 30 kilogram elementel kükürtümüzde 15 kilogram kükürt olarak alınacaktır. Yani bunlar 1/2 oranında azaltılacaktır. Örneğin siz 25 litrelik bir karışım hazırlayacaksanız eğer, suyumuz 25 litre, işte kirecimiz 3 kilo 750 gram aşağı yukarı 4 kilo diyebiliriz. Kükürtümüz de 7,5 kilogram olacaktır. Yani oranlarımızı bu şekilde yapacağız. Biz 50 litre suya hazırlıyoruz. 50 litre suya 7,5 kilogram sönmemiş kireç, 15 kilogram kükürt koyulmaktadır. Yapılan işlem nedir? Yapılan işlem kalsiyum kireç ile, yani bu kirecimiz, bu kalsiyumdur arkadaşlar. Doğada bulunan, yani kalsiyum, bu kireç. Biz halk arasında kireç diyoruz. Bununla kalsiyum ile kireç ile, kalsiyum kireç ile sülfür, yani kükürtü karışımını kaynatıyoruz ve bu işlem sonucunda kalsiyum polisülfit elde ediyoruz. Polisülfit elde ediyoruz. Etkisi ve gücü ne yapıyor? Artıyor. Bunu kaynatmadan direkt karıştırıp yapsak bu etkiyi yaratmaz. Bir işleme girdiği için, reaksiyona girdiği için sülfür, yani polisülfür, yani çoğalıyor, artıyor, etkisi artıyor ve daha güzel etki yaratıyor. Bu nedenle kaynatma işlemi yapılarak kireç ile kükürtü karıştırıp kalsiyum polisülfür elde ediyoruz. Kireç ve karışım kükürt elde etmiş oluyoruz. Yaptığımız işlem budur. Yani gülleci bulamacı kalsiyum polisülfittir. Teknik olarak ismi böyle. Nerelerde kullanılır? Bu karışım nerelerde kullanılır? Böcek öldürücü olarak, insektisit olarak kullanılır. Bütün bağlarda, bahçelerde, elmalarda, kabuklu yiyeceklerde, zeytin gibi, pamuk, domates, meyve, sebze buradaki böcekleri öldürmektedir. Böcek öldürücü olarak. Sonra mantar önleyici ve öldürücü olarak, yani fungisit diyoruz. Fungisit mantarları önlüyor ve öldürüyor. Ve örümcek öldürücü, kırmızı örümcek özellikle, akarisit. Hani domates falan yetiştirenler bunları bilir. Pek gözle görülmez ama domatesin yapraklarını kurutur, sarartır, kahverengileştirir. Ve bir müddet sonra tevek zayıflar ve meyve vermez. Hem ürün miktarı hem de kalitesi düşer. Ha, bunu uyguladığımız zaman bunları önlemiş oluruz. Bağlarda külleme, salkım güvesi, domateslerde kırmızı örümcek, asmalarda ölü kol hastalığı, elmada kara leke, yine asmada mildiyö, salatalık, domates gibi sebze meyvelerde mildiyö hastalığına ya da zararlısına karşı çok etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bağ uyuzu ve tüm kabuklu bitkilerde, pamuklarda, zeytinlerde. Bizim yöremizde çok fazla pamuk, zeytin gibi ürünler yoktur ama elma gibi, armut gibi, ceviz gibi, badem gibi ağaçlarda, kayısılarda da kullanılır. Yalnız kayısı gibi tüylü, şeftali gibi ürünlerde hasata bir ay kala kullanılmamalıdır. Çünkü o tüyleri ilacı tuttuğu için koku ve tadı değiştirmekte ve sağlığa zararlı olabilir ve ürünün kalitesini düşürdüğü için, yani hasat zamanına bir ay kala kullanılmamalı. Diğer ürünlerde hasattan 15-20 gün önce en son kullanılmalıdır. Bizim Kapadokya bölgesinde, yani ben bu bulamaca Kapadokya bölgesi olduğu için, yani
değerli hocamıza saygıdan dolayı yani gülleci bulamacı diyorum ama Kapadokya bulamacı demek de içinden geliyor. Kapadokya bölgesinde bağlar var çoğunlukla olarak, elma bahçeleri, sebze ve meyvecilik var. Bağlarda uyuz hastalığına, salkım güvesine, ölü kol hastalığına, diğer hastalıklara, böceklere oldukça iyi gelmekte, ürün ve kalite artışı sağlamaktadır. Aynı zamanda komik sebzeler ekilmedi ama bazı sebzeler var. Bu sebzelerde de mildiği hastalığı, kırmızı örümcek hastalığı, mantarlar, mantar hastalıkları, küf hastalıklarını hem önlemekte hem de ortadan kaldırmaktadır. Hem önleyici bir özelliği vardır hem de uygulandıktan sonra hastalığı ortadan kaldıran, yok edici bir özelliği vardır. Bu bakımdan oldukça faydalı bir ekolojik tarımsal mücadele malzemesidir. Şimdi değerli arkadaşlar, şu şekilde kazanımızı hazırladık. İçine su koyacağız. Evet arkadaşlar, kazanımızı ve ocağımızı hazırladık. Odun yakarak hazırlayacağız. Birazdan odun koyacağım. Henüz koymadım ve yakmadım. Çünkü ateşi yakarsak kazana su koymak, malzeme koymak, karıştırmak zorlaşacağı için yapmadım. Zaten kirecimizin sönmesi için de bekleyeceğiz. Çünkü kireci suya koyduğumuz zaman kaynayacak ve ısınacaktır. Bir müddet sonra sönünce soğuyacaktır. Soğuduktan sonra kükürtümüzü koyacağız. İlave suyumuzu ilave edeceğiz. Çünkü 25 litre su koyduk. 25 litre daha koyacağız ve 50 litreye tamamlayacağız. Ölçtüğümüz suyumuzu da kazanımıza koyuyoruz. Şu anda kazanımızda 25 litre suyumuz var. Tabi birazdan birkaç litre fazla koyacağım. Yaklaşık 55 litre kadar koyacağım. Bunun nedeni kaynarken buharlaşma olacağı için su azalacaktır. Bunu hesap ederek birkaç litre fazla koyuyorum. Çünkü buharlaşma ile su biraz azalacaktır. Şimdi kirecimizi koyuyoruz arkadaşlar. Burada sönmemiz kirecimiz var. Şöyle. Bu yaklaşık 10 kilogram. Bunun 22 kilogramını koyuyoruz. Hemen gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Yani şöyle sesini tamam. Size dinletebilirim. Şöyle. Herhalde geliyoruz. Bakın fokur fokur kaynıyor. Çünkü burada bir reaksiyon meydana geliyor. Egzotermik bir reaksiyon. Ortama ısı veriyor. Bu kaynıyor. Kaynayacaktır ve çok ısınır. Elimize ayağımıza dikkat edelim. Koruyucu eldivenimizi ve koruyucu maskemizi mutlaka takıyoruz ve dikkatli çalışıyoruz. Kirecin gözümüze falan gitmesi, elimizi yüzümüze sıçraması zarar verebilir. Onun için oldukça dikkat ediyoruz. Şu anda suyumuz kaynıyor. Tabii ki kaynama esnasında kükürtü koyarken uzak duruyoruz. Çünkü burada reaksiyon nedeniyle buharlar, gazlar çıktığı için bunları solumamaya çalışıyoruz. Çünkü zararlıdır, geri duruyoruz. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayıp soğuyacak ve karıştıracağız. Şimdi kürekle biraz karıştırayım ben. Aktif karıştırayım. Yani çok dikkat ediyoruz. Çünkü sıçrayabilir. Karıştırma işlemi tamamladık. Şimdi bekleyeceğiz. Biraz kaynamasını ve soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, daha önceden 25 litre suyumuzu kazanımıza koymuştuk. Kireci döktüm ve kireç içinde kaynadı, yani söndü. Sönmemiş kireçti. Tabii ki kireç suyla temas ettiği zaman reaksiyon meydana geliyor ve ısı, ortama ısı veriyor. Egzotermik bir reaksiyon gerçekleşiyor. Bu nedenle su kaynadı ve biraz bekledik, soğudu. Şimdi geriye kalan 25 litrelik suyumu koyuyorum. Mesela şu anda soğudu. Suyumuzu koyuyoruz 25 litre. Şöyle. Evet, son olarak 5 litrelik suyumuzu daha koyuyoruz. Ve şu anda kazanımızda 50 litre su oluştu. Şimdi bunun üzerine
Arkadaşlar kükürtümüzü koyacağız. 15 kilogram. Şimdi biraz daha kükürt koyacağım. Bu kova 7,5 kilogram alıyor. 2 kova koyuyorum. Şimdi kükürtümüzü de koyduk ve karıştırıyorum. Kükürt tatlı olduğu için suyun yüzüne çıkacaktır. Onu karıştırıyorum. Evet. Şimdi karıştırdıktan sonra artık altının ateşini yakacağız. Gördüğünüz gibi bütün işlemleri tamamladıktan sonra kazanın altını yakıyoruz. Kireç, kükürt, su karışımını yaptık ve kireçle karıştırdık. Karıştırırken dikkatli oluyoruz. Kaynarken çok fazla yaklaşmıyoruz. Çünkü bazı kimyasal gazlar çıkardığı için solunuma zarar verebilir. Üzerimize sıçratmıyoruz. Dikkatli çalışıyoruz. Koruyucu maske ve eldiven kullanma ihmal etmiyoruz. Evet, şimdi 1,5-2 saat kadar, yaklaşık 2 saat kadar kaynatacağız bunu ve karışımımız hazır hale gelecek. 2 saat kaynaması lazım. Altını yaktık, ateşimizi harladık ve devam ediyoruz. Ateş yanarken ara sıra dikkatli şekilde sıçratmadan karıştırıyorum. Çünkü kükürt hafif olduğu için suyun yüzü de birikir. Onu yedirmek amacıyla karıştırıyorum. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ateş de gayet güzel yanıyor. Sıçratmadan karıştırıyoruz. Karıştırırken rüzgarı arkamıza alıyoruz. Kaynama süresi 1 saati geçti. Şu anda kaynıyor. Ateşimizi de kuvvetlendirdik, harladık. Artık içindeki renk gördüğünüz gibi sarıdan yavaş yavaş turuncuya, hatta kırmızıya, pekmez rengine döndüğünü görüyorsunuz. Bu renk dönüşümü artık bulamacımızın, gülleci bulamacımızın yavaş yavaş hazırlandığını bize göstermektedir. Bir saat daha kaynadığı zaman rengi tam pekmez rengine dönecektir. O zaman bulamacımız hazır demektir. Kaynıyor ve 50 litrelik sıvımız 100 litrelik varili dolduruyor. Onun için 100 litrelik bir varile 50 litre koyuyoruz. Yani yarı kapasite koyuyoruz. Yoksa bu kaynayınca taştığı için, çoğaldığı için buna dikkat ediyoruz. Yoksa tamamen taşarak hem malzeme boşa gider hem de ocağı söndürür. Sonuç alamayız. Rengi de gördüğünüz gibi gittikçe kızarıyor. Pekmez rengine dönüyor. Renk değişimi sarıdan turuncu, sonra kırmızı pekmez rengine dönmesi hazır olduğunu gösteriyor. Yani kalsiyum sülfürden kalsiyum polisülfür elde etmiş oluyoruz. Süzdükten sonra pompamıza koyarak ağaçlara, asmalara atıyoruz. Gülleci bulamacı bordo bulamacıyla karıştırılmaması gerekir. Bordo bulamacı farklıdır. Kireç ve bakır oksit ile göztaşı ile yapılır. Hele hele gülleci bulamacı ile bordo bulamacı birlikte karıştırılıp asla ağaçlara verilmez. Çünkü birbirini bozar, farklı maddelerdir. Hatta birbiriyle tepkimeye girerek
patlama gibi zararlı etkiler yaptığı söylenmektedir. Kullandığımız karışımın güllacı bulamacını sırt pompasına koyuyorum. Sırt pompası aşağı yukarı 20 litre almaktadır. Havalar pek sıcak olmadığı için ve asmalar yeni işte uyanmaya başladığı için %2 oranında bir karışım koyacağım. Bu 20 litre, 100 litrenin 5'te 1'i. Buna %2 olunca 2 litre, 100 litreye 2 litre koyacağım. 2 litrenin 5'te 1'i de aşağı yukarı 100 gram. Buna 400 gram koyacağız. Karışımda 400 gram koyacağız. Evet, aşağı yukarı bu 400 gram ölçtüm ve koyuyorum. Yine süzüyorum. Koyuyorum. Böyle 20 litre alıyor süt pompası. Pompamızı da doldurduk. Şimdi pompamızı sırtımıza alacağız ve uygulayacağız. Evet, şimdi karışımımı pompaya koydum ve uygulamayı yapıyorum sırt pompasıyla. Şu şekilde asmaların omurcalarını uyguluyorum. Bu şekilde manuel sırt pompasıyla atıldığı gibi elektrikli sırt pompalarıyla traktör arkası, holder, ilaçlama, pulverizatörle de uygulama yapılabilir. Bu şekilde atıyoruz. Eğer ki borda bulamacı verilecekse 10-15 gün sonra borlu bulamacı da verilebilir. Çubuklar tamamen yeşerdiği zaman %1 oranla verilmesi lazım. Yeşillik yaprakları açtığı için yüksek oran zarar verebilir. %1'i geçmemek lazım. Hatta Temmuz, Ağustos gibi sıcak havalarda %0.7 çok az bir karışımla vermek lazım. Yoksa asmaların yaprakları meyvelerini yakabilir. Ağaca verebilir miyiz? Ağaca, bütün ağaçlara verebiliriz tabi. Ağaçlar artık yapraklarını açtığı için çiçek zamanı verilmez. %1-1.5 karışımla ağaçlara rahatlıkla uygulanır. Severler, güllacı bulamacının yapılışını, nasıl hazırlandığını, hangi malzemelerin kullanıldığını, ne şekilde yapıldığını ve özelliklerini anlattık. Bu nasıl yapıldığını, diğer özelliklerini gelecek videolarımızda ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.